Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tatlı tarifim var sizlere. Evet, şerbetini yapmakla ilk önce başlayalım. 2,5 su bardağı suyumuzu tenceremize alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı toz şekerimizi ekleyeceğiz. Bir parça limon içerisine attıktan sonra kaynamayı bırakacağız. 3-4 dakika kaynadıktan sonra şerbetimizi soğutacağız. Hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Malzeme listesini videomun alt kısmına yazacağım. Mutlaka oradan bakabilirsiniz. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarinimiz var. 1 tane yumurta kullanacağız. 1 çay bardağı irmik. 1 çay bardağı ceviz. İsterseniz badem, badem, fındık, ceviz hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz bu tatlı için arkadaşlar. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu kullanacağım. Bu malzemelerimizi de elimizin içinde güzelce yoğurduktan sonra yavaşça un katacağız. Zaten ceviz de yoğun olduğu için, katı olduğu için hemen hamurlaşmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi çok sıvı bir hamur değil şu anda. Bir paket kabartma tozumu ekledim. Ve toplamda 1,5 su bardağı un kullanarak güzel kıvamlı bir hamur yoğuracağız. Hamurumuz oldukça yumuşak olması lazım. Kıyır bir hamur oluyor arkadaşlar. Normal hamurlara göre biraz daha farklı bir hamur oluyor. Evet, tezgahımıza alalım hamurumuzu. Evet, hamurumuzu gördüğünüz gibi yumuşak, kıyır bir hamur elde ettik. Hamurlarımızı ceviz büyüklüğünde bezelere ayıracağız bu şekilde. Ve üzerlerine istiridye şeklini vereceğiz. Bu şekilde kalıplar da var. Eğer kalıbınız varsa elinizde kalıpla yapabilirsiniz ama benim elimde kalıp olmadığı için mutfakta çareler tükenmez dedik ve bıçakla bu şekli hazırlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi şekli oldukça da yapımı kolay. Lezzeti çok güzel, şekli çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tarifimdir arkadaşlar. Evet, şerbetli tatlılarda şerbet konusunda biraz sizlere bilgi vermek istiyorum. Şerbet her zaman soğuk, normal baklavalarda değil arkadaşlar, hamur tatlılarında her zaman için şerbet her zaman soğuk olması gerekiyor. Tatlımızın sıcak olması gerekiyor. Ama şerbetin tamamen buz gibi olmasına da gerek yok. Yani çok hafif ılık da olabilir ama mutlaka tatlı sıcak, şerbetimizin soğuk olması gerekiyor ki tatlılarımız güzel şerbet çeksin. Bu tatlılar arkadaşlar verdiğim ölçüde ve dediğim şekilde tam yaparsanız, bir şeyini değiştirmedikten sonra tatlılarınızın çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü birebir ölçü veriyorum, birebir yaptığım şekilde anlatıyorum. İnanın hiç başka bir şekilde hani sizlerden bir şeyini kaçındırmıyorum. Ama mesela tutmayabilir, olmayabilir, un farkından olabilir. İnanın, emin olun, kabartma tozu farkından bile olabilir. Hamurunuz çok az sert olmuş olabilir. Yani un farklılığından dolayı hamurlarınızın kıvamı da çok hafif değişebilir. İnanın, çok hafif bir değişiklik bile tatlının kıvamını bozabilir. Özellikle kabartma tozu ve un tatlılarda çok önemli. Çünkü kıvamını değiştirebiliyor. O yüzden hamurlarınızı yumuşak alın. Elinizden geldiği kadar yumuşak olsun. Hamurlarınız dediğim şekilde de pişirme ayarlarını, hamur ayarlarını ve şerbetleme ayarlarını ayarlarsanız emin olun tatlılarınız çok güzel olacaktır. Evet, bütün hamurlarımı bitirdim. Gördüğünüz gibi bu kadar, miktar olarak da bu kadarlar. Şimdi tatlılarımı tepsimine yerleştireceğim. Ve 160 derecede, 160-170 arası derecede fanlı veya fansız her iki şekilde de pişiriyorum arkadaşlar. Tatlılarımızın üzerinde yumurta sarısı sürmediğim için çok kızarmayacaklar. Ama her zaman söylediğim gibi şerbetlerdikten sonra fırından çıkarınca beyaz gibi görünebilir tatlılarınız size. Ama şerbetledikten sonra renkleri koyulaşıyor. Ona da bir dikkat ederseniz sevinirim. Üzerleri güzel pembeleşene kadar fırında pişiriyoruz.
Evet, gördüğünüz gibi tatlılarımız pişti. Şimdi size biraz beyaz gibi gelebilirler ama şerbetlendikten ve şerbetini çektikten sonra rengini göreceksiniz arkadaşlar. Hele içerisinde de ceviz olduğu için ceviz olan tatlıların rengi biraz daha da koyu olur. Hazırlayıp soğutmuş olduğumuz şerbetimizi fırından çıkar çıkmaz sıcak tatlımızın üzerine döküyoruz ve süsleme işlemini yapıyoruz. İyice şerbetini çektikten sonra kıvamına bakacağız. Evet, şimdi kıvamına bakalım arkadaşlar. Lokum gibi bir tadı var ve kıvamı var. Bütün şerbeti çekti ve evet, tatlımızın kıvamı bu şekilde. Yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.